17 Ağustos'ta büyük bir deprem yaşadık ve bu depremde çok sayıda mağduru da beraberinde getirdi. Gerek inşaatlar olsun, gerek yapılan çalışmalar olsun. Siz de mağdurların yaşamış olduklarını yakından bilen bir kişisiniz. O günden sonra o insanlar neler yaptı? Onlara yardım edilmesi için hangi çalışmalar yapılması gerekiyordu? Bunları da size soralım. Ya özellikle tabii ki bir kere büyük bir afette ruhsal travma çok önemlidir. Dolayısıyla ruhsal travmayı engelleyecek çalışmaların sürdürülmesi, yaygınlaştırılması ve de ekonomik olarak o afetzedelerin desteklenerek normal hayata dönüş süreçlerinin hızlandırılması lazım. Sayın Barış, sizden çok kısa müsaade istiyorum. Sayın Saraç'a sormak istedim aslında bu soruyu. İsmi söylemeyince siz şey yaptınız, cevap verdiniz. Tamamen benim hatam, bunu da ifade edeyim. Sayın Saraç, sizden öğrenelim. Size hocamın, de aynı şekilde soracağım Sayın Barış. Hocamızın başladığı yerden devam edeyim. Afetle ilgili zaten bazı aşamalar var, çalışmalar var. Nedir bunlar? Önce afet risk ve zarar azaltma bölümü vardır. Daha sonra hazırlık, daha sonra müdahale, daha sonra da iyileştirme çalışmaları. Tabii ki 17 Ağustos 99 depreminden sonra ülkemizde maalesef başkaca depremler de yaşandı. Elazığ, İzmir, Bingöl, Van ve buralarda da benzer olayları, acıları gördük. Sormuş olduğunuz sonrasında neler olduğu noktasında tabii bu özellikle iyileştirme safhasında afetin yapılması gereken özellikle psikososyal destekler söz konusu. Hayatını kaybedenler, daha sonra kalanların da yaşadıkları uzun süreli acılar oluyor. Ben 17 Ağustos depreminden sonra 198 ölümün yaşandığı dava dosyasının vekilliğini yapmış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığım bir dosyaydı bu. Orada görüyorsunuz ki yıllar geçiyor aradan, hala kimi zaman arıyorlar, o acılarının devam ettiğini görüyorsunuz. Özellikle ilk aylarda idarenin devletin yanında olduğunu görmeleri gerekiyor. Bakanlıkların koordineli bir şekilde çalışıp STK'larımızda özellikle psikososyal ve ekonomik destekleri, barınma ile ilgili sorunlarını derhal gidermeleri gerekiyor ama yaşadığımız sonraki örneklerde de çok iyi durumda olmadığımızı görüyoruz. Şimdi o günlerden bahsederken hani bir dava sürecinden bahsettiniz, ayhime götürdünüz. Bunun içeriğinden de biraz bahsetmek gerekiyor tabii. Aslında. Aslında bu kamuoyunda Veli Göçer davası olarak bilinen bir dava. Özelliği şu, 198 kişinin öldüğü ve bu ölümlerin bir dava dosyasında toplandığı, bu nedenle en yüksek ölüm sayısının olduğu dosyaydı. Bir özelliği de yerinde tabi hakiminde görülmemişti, Yalova'da görülmemişti. Sanık can güvenliği gerekçesiyle Konya'ya alınmıştı. Bu dosya 5 sene boyunca Konya'da görüldü. Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne biz hak ihlalleri olduğu gerekçesiyle dosyayı götürmüştük. Aslında davanın en başında, davada yola çıkış amacımız, bizim de hukukçu olarak, müvekkilimizin de aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde, bundan sonra benzer acılar yaşamasın diye bir emsal nasıl oluşturabiliriz? Sorumlular zincirindeki tüm halkaları aydınlatabilir miyiz? Eğer sorumlular belirlenebilirse ilerideki mevzuat değişiklikleri olsun, uygulamada olsun, herkesin kendi sorumluluğunu bilmesi gerektiğini sağlayabilir miyiz gibi tamamen 17 Ağustos'ta pek çok meslek gruplarımız bir şeyler yapalım diye çırpınırken biz de hukukçu olarak aynı şekilde meslek alanımızda ne yapabiliriz diye yola çıkmıştık. Ve nitekim ahime kadar götürme gerekçemizde yeterli yargılamada bu konunun irdelenip irdelenmediğini sorgulatmaktı. Ahim'de de depremle ilgili ilk karardır, özelliği odur ve afetlerle ilgili dosyalarda kriter karar kabul edilmiştir. Bu nedir kriter özelliği kararın? Afetlerde devletin yükümlülüklerine, ne yapması gerektiğini afetin önlenmesi için dikkat çeken bir karardır. Zaten bizim genellikle televizyonlarda izlediğimiz depremdeki müdahale safhalarıdır. Olay meydana geldiği zaman zararın görüntüleridir. Oysa ki afetin olmaması, yani afet deprem nedir, sel nedir, heyelan nedir, tüm bunlar bir doğa olayıdır. Afetin kendisi değildir.
siz gerekli tedbirleri, önlemleri alırsanız afet olmasını, yani zararlı sonucun doğmasını engelleyebilirsiniz. İşte devletin burada pozitif yükümlülükleri olduğunu görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında da bu belirtildi. Yaşam hakkımız, yani temel hakkımız, yani hakların, temel haklar bütün hukuk mevzuatların, tüm anayasadaki maddelerin her şeyin ötesinde temel haklar en üst seviyede mevzuatı içeren haklardır ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki sağlıklı çevrede yaşam hakkıyla afetler yakından ilgilidirler. Evet, Sayın Saraç, şöyle bir problemimiz var. Türkiye'de depremler oluyor. İşte denetim yapması gereken kamu kurum ve kuruluşları var. Belediyeler, şirketler vesaire vesaire. Binalar yapılıyor ama binaların çoğunlukla dayanıklı olmadığını görüyoruz, eski binaların. Bir deprem bölgesinde en çok yıkımın olduğu veya en çok can kaybının olduğu bir tane binanın müteahhiti tutuklanıyor. Tek bir kişi. Buna izin verenler, izin vermeyenler, sorumluluğu olanlar ortada yok. Ciddi anlamda da burada hukuki bir problem yok mu sizce? Veya nasıl yapılması gerekiyor bunun? Şöyle, tabii bir binanın yapımı çok silsileden geçen, evet, bir süreç. Nedir bunlar? Planlaması oluyor, projelendirmeler oluyor, ruhsatlandırması oluyor, binanın yapım, imalat aşaması oluyor ve en önemlisi denetimler söz konusu oluyor. Bu aşamalarda yaşanan eksiklikler binanın çökmesi sonucunu doğuruyor. Nitekim sadece belki bir depreme bile gerek olmadan çöken binaları görmek de bizim açımızdan çok hem şaşırtıcı hem de kabul edilemez bir sonuç. Hatırlayalım, yakın tarihlerde Yeşilyurt apartmanı çökmüştü Kartal'da. Ondan önce Konya'da Zümrüt apartmanı. Ondan daha önce Diyarbakır'da Hicret apartmanı. Yani kendiliğinden dahi bizde bina çökmelerinin yaşanabildiğini görüyoruz. Demek ki buradaki bu binaların yapıldığı yerin seçiminden, işte belediye meclislerinin bu konudaki tutumundan pek çok o silsilede bir gözden geçmesi gereken, hepsinin görevini doğru şekilde yapmasını gerektiren, vatandaş olarak da bizim de bilinçli olmamızı gerektiren gereken ihtiyaçlar var. Şimdi 4483 sayılı bir yasa var. Sorduğunuz aslında bununla çok yakından ilintili. Kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin prosedürü öngören bir kanun bu. Burada sorumlular zinciri dediğimiz, az önce saydığımız safahat içerisindeki kimselerin bir kısmı kamu görevlisi. Kamu görevlisinin kusuru olduğu zaman 4483 sayılı kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin prosedüre göre soruşturmaya izin gerekiyor. İşte biz burada aslında yazarak her şeyi halledemiyorsunuz. Uygulamada bunun doğru şekilde uygulanması lazım. Soruşturmaya izin verilmesi safhasında yaşanan sıkıntılar var. Hatta bizim AHİM'e götürmeden önce üçüncü vatandaşı soruşturmaya izin kararında itiraz edebilen, verilmeme kararında itiraz edebilen noktada görmüyordu. Seni ilgilendirmez diyordu. Bu kamu ister verir soruşturma izin, ister vermez. Daha sonra o karardan sonra, deprem kararından sonra değişiklik yapıldı. Vatandaş da soruşturmaya izin verilmediği zaman artık itiraz edebilir noktaya geldi. Kısacası bu tür maddelerin, kanun maddelerinin dokunulmazlık zırhına dönüştürülmemesi, objektif şekilde inceleme yapılması gerekiyor. Türk Ceza Kanunu'nda da 2005 yılından önce, yani Türk Ceza Kanunu'nda ana değişikliklerin yapılması tarihinden önce bina çökmelerine ilişkin 383. madde vardı. Bu 383. madde 5 seneye kadar hapis öngörüyordu. Birden çok ölüm varsa. Daha sonra Türk Ceza Kanunu'nda ölüm ve tehlike binanın çökmesinin oluşturması suçları ayrı ayrı düzenlendi ve ölüm olması halinde de ceza oldukça artırıldı. Taksirle adam öldürmeye ve yaralamaya ilişkin hükümler uygulanmaya başlandı. Ama tabii ki biz olay meydana geldikten sonra cezalandırma ile ilgili kısımdan çok daha öncesinde afetlerle mücadelenin topyekün herkesin sorumluluğu olan ve hepimizin bu bilinçle yetişmemiz gereken, tüm kurumların, STK'ların, kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki görevlerinin ayırdığında oldukları bir bilinç ve
özellikle koordinasyonun sağlanmasına ihtiyaç olduğu gözüküyor. AİHM kararlarında özellikle ülkemiz açısından koordinasyon eksikliği, imar aflarının fazlalığı, bütün bunlara dikkat çeken kararlar var. Mesela 2018'de imar barışı getirildi. Şimdi burada devletin yaşam hakkıyla çok yakından ilintili olan afetlerle ilgili sorumluluklarının kalkmadığı görüşündeyim. Vatandaşa siz bu yükümlülüğü vererek efendim eğer bu bina dayanıksız ben seni belli bir rakam karşılığında devlete yatıracağım, affediyorum, yıkmıyorum bunları, denetlemiyorum ama deprem olursa da beni ilgilendirmez diyemezsiniz. Çünkü devletin temel haklarla ilgili bu konuda ihlal edilmemesi için yükümlülükleri bulunmaktadır. Böyle bir noktaya geldiğimiz gözüküyor. Dedim özellikle fakültelerimizden hep bunu çok önemsiyorum. Yönetici yetiştiren mesela siyasal bilgiler fakülteleri, efendim teknik fakülteler, hukuk fakülteleri, tüm bu fakültelerde bir müfredat olarak afet mevzuatının ve kendilerine ait sorumluluk alanlarının öğretilmesi, anlatılması, planlara, afet planlarının ne olduğunun bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Uygulamasının sağlanması gerekiyor. Evet. Teşekkür ediyorum.